Yüz yüze eğitimin genellikle yapılamadığı, uzaktan yapıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Uzaktan yapılan derslerin de ne kadar verimli oluyor, ne kadar verimli olmuyor, bu aileden aileye, kişiden kişiye değişmekle beraber genel olarak yüz yüze eğitimdeki gibi verimsiz olduğunu duymaktayız, bilmekteyiz. Çocuklar özellikle evde kaldıkları bu pandemi sürecinden dolayı derslere karşı bir soğukluk, bir isteksizlik yaşamaya başladılar. Artık canları ders çalışmak istemiyor, ders çalışmak için masalarına oturmak istemiyorlar. Daha ziyade televizyon veya da cep telefonu ya da tabletlerle vakit geçirmek istiyorlar. Bunun sebebi nedir diye sorarsanız, bunun sebebi irade eksikliğidir. Çünkü televizyonu açmak bir tuşa basmaktır. Televizyonu kapatmak da bir tuşa basmaktır. Ama televizyonu açma isteği çocukta içten gelen bir duygudur. O yüzden açıyor. Ama televizyonu kapatmak istemiyor. O da bir tuşla olacak bir iştir ama istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü televizyondaki görüntü çocuğun ruhuna hitap ediyor. Duygularını okşuyor. Hoş vakit geçiriyor, eğleniyor. Bu çocuk zevkten, eğlenceden, hoş vakitten alıkonulmak istendiği zaman da kapatmak istemiyor. Ya da cep telefonu. Cep telefonundan bir oyun oynamak için bir tıkın başındadır. Anında oyuna ulaşabiliyor hızlı bir şekilde. Ama kapatmak istediği zaman o yine bir iki tuşun başında olmasına rağmen çocuk o bir iki tuşa basma kabiliyetini, basma iradesini gösteremiyor. Niye? Çünkü çocuğa yine ruhuna oradaki oyun zevk veriyor, hoş geliyor. İşte insan ruhu her zaman kolaya kaçar, zevke kaçar. Kolay olduğu için, zevk olduğu için televizyon düşkünlüğü ya da cep telefonlarında, tabletlerde oyun düşkünlüğü bu kadar alıp başını gidebiliyor. Peki ders çalışmaya geldiğimizde, işte ders çalışmaya başlamak öyle bir tuşa basmak gibi bir şey değildir çocuk ruhu için. Zor bir şeydir. Çocuk biliyor ki orada bilmediği bilgiler vardır, anlamadığı konular vardır. Yeni gördüğü, ilk kez karşılaşacağı bir takım kavramlar, terimler vardır. Çocuk bunların zor geliyor. Yani aslında zekası, kapasitesi var. Ancak dediğim gibi insan ruhu kolaya kaçtığı için, kolayı sevdiği için çocuk da bununla pek vakit geçirmek istemiyor. Bu yüzden de canları derse oturmuyor. Oturmak istemiyorum. Peki bunun için ne yapmamız gerekir? Bunun için hayatı planlı yaşatmamız lazım çocuklara. Yani 10 dakikada olsa belirli bir plan dahilinde bir ders çalışma saatleri ve oyun saatlerini belirlememiz lazım. Sınırları çizmemiz lazım. Şimdi genelde ailelerimiz bunu yapmıyorlar. Hadi çocuğum ders çalış diyorlar. Hadi çocuğun gönlüne bırakıyorlar. Çocuğun gönlüne kalırsa da çocuk ne yapıyor? Kolayı seçiyor, zoru seçmiyor. Bu yüzden çocuklarımıza lütfen planlı çalışmayı öğretelim, plan yapalım ve bu planın da takipçisi olalım. Ha, çocuk kendi belirlesin. İşte çocuğun, işte şu kadar dakika ne kadar ders çalışırsın? 10 dakika. Bırak 10 dakika olsun. Zaten siz 40 dakika deseniz de o çalışmayacaktır. Ama kendi gönlüne 10 dakikada verimli bir şekilde çalışsa ama çalışsın. O zamanla o dersten çalışmayı, zevk almayı öğrenir. Yani önce dersten zevk almayı öğrensin. O masa başında oturma zevkine erişsin çocuklarımız. Bunu kazandıktan sonra zaten zaman içerisinde 10 dakika zamanla 15 dakika olacak, zamanla 20'ye çıkacak. Aman şu soruyu da çözeyim, şu sayfayı da halledeyim, ondan sonra dersi bırakayım deme güzelliğine, deme zevkine kavuşacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın canlarının ders çalışmalarını sağlamak için kendi isteklerine den görüşler alarak bir plan yapmalı. Bu planda sıkı sıkıya takipçisi olmalıyız.